Merhaba dostum, selam. Çeşitten Mite Türk İstihbaratı'nın evrimiyle başlayan video serisinin ikinci videosuna hoş geldin. Bugün seninle tarihin derinliklerine, Türk tarihinin ilk büyük devletlerinden biri olan Göktürklerin gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Özellikle Göktürk istihbaratı ve bilgi toplama yöntemlerine bugün odaklanacağız. Göktürkler sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda sahip oldukları güçlü istihbarat sistemleriyle de öne çıkan bir imparatorluktu. Peki, tarihin bu erken döneminde iletişim ve istihbarat nasıl toplanıyordu? Casusluk faaliyetleri nasıl yürütülüyordu? Bu videoda işte Göktürklerin stratejik aklını, bilgi toplama metotlarını ve o dönemin devlet yönetimindeki istihbaratın nasıl büyük bir rol oynadığını hep birlikte keşfedeceğiz. Eğer tarihe, İstihbarat ve stratejiye ilgi duyuyorsan bu video tam sana göre. Hadi hep beraber Göktürk İmparatorluğu'nun gizli dünyasına bir adım atalım. İstihbarat ve bilgi toplama devletlerin ayakta kalabilmesi için hayatı önem taşıyan unsurlardan biridir, bunu biliyoruz. Bugün modern anlamda bir istihbarat örgütünün görevlerini düşündüğümüzde aklımıza pek çok teknolojik cihaz veya gelişmiş ağlar gelebilir. Ancak yüzyıllar önce de devletler, özellikle büyük imparatorluklar, bilgi erişiminin ve onu doğru şekilde kullanmanın ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi biliyordu. Göktürkler, Orta Asya'nın zorlu koşullarında hem içeride hem dışarıda güçlü bir istihbarat sistemine sahiptiler. Ticaret yolları, kabileler arası ittifaklar ve sürekli değişen siyasi dengeler Göktürklerin dikkatle izlemeleri gereken alanlardı. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Yani girişte de söylediğim gibi şu anki bir ağ sistemine ya da teknolojiye sahip olmadan bu nasıl mümkün olabiliyordu? Göktürk İmparatorluğu'nun bilgi toplama süreçleri oldukça aslında kapsamlıydı. Bunlar hem askeri hem de diplomatik alanda farklı yöntemlerle yürütülürdü. Göktürkler savaş meydanlarında güçlü oldukları kadar bilgiyi gizlice toplayıp stratejik kararlarını ona göre şekillendiren bir halktı. Örneğin ticaret kervanları ve seyyahlar devletler arası bilgi aktarımında çok önemli bir rol oynardı. Aynı zamanda Göktürkler komşu kabilelere ve devletlerine yetiştirdikleri casuslarla, yani çeşitli diyebileceğimiz, sürekli olarak bilgi akışını sağlardı. Bu çeşitler, yani casuslar, sadece düşman hakkında bilgi toplamakla kalmaz, aynı zamanda iç ve dış politik gelişmeleri de yakından takip ederdi. Zaman zaman da komşu devletlerin iç işlerine müdahil olmak için istihbaratı bir araç olarak da kullanabilirlerdi. Bir başka dikkat çekici yöntem ise elçi ve diplomatik görevler arasında bilgi toplamalarıydı. Yani Göktürk elçileri diğer devletlerle barış görüşmeleri yaparken ya da anlaşmalar imzalarken aynı zamanda karşı tarafın zayıflıklarını ve güçlerini de dikkatle analiz ederler. Bu diplomatik ilişkiler bilgi toplamanın en sofistike yollarından da biriydi. Şimdi seninle birlikte birazcık daha derine inelim. Göktürkler bilginin sadece savaşta değil, aynı zamanda stratejik karar alma süreçlerinde ne kadar önemli olduğunun da farkındaydılar. Bir bölgedeki güç dengesini anlamak, müttefiklerle yapılan anlaşmaların arka planını bilmek ve hatta düşmanın iç politikalarını analiz etmek, Göktürklerin istihbarat sistemini oluştururken dikkat ettiği temel unsurlardı. İstihbarat toplama sürecinde göçebe yaşam tarzı aslında bir avantaj sağlıyordu onlara. Çünkü göçebe yaşam hayatı yaşayan Göktürkler farklı topluluklarla da iç içe yaşıyor, onların sosyal yapılarına, siyasi ilişkilerine ve ekonomik durumlarına kolayca nüfuz edebiliyorlardı. Bu, o dönemin büyük devletlerinden birçoğunun sabit başkentlere dayalı oturmuş düzenlerine kıyasla birazcık daha dinamik ve esnek bir bilgi toplama ağı oluşturmalarını da olanak sağladı. Göktürkler için ticaret yolları büyük bir bilgi kaynağıydı diye bahsetmişti. Yani İpek Yolu üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Göktürkler o dönemde bu ticaret ağını sadece ekonomik olarak değil, stratejik olarak da kullandılar. Tüccarların, seyyahların ve kervanların getirdiği onlara bilgiler
Göktürkler için adeta birer haberci gibiydi. Bu yollar üzerinden dolaşan dedikodular olsun, devletlerin askeri gücü olsun, ekonomik durumu ve hatta iç karışıklıklar gibi konularda önemli veriler de sunuyordu çünkü. Öte yandan casuslar ve haberci ağları Göktürk istihbaratının en dikkat çekici unsurlarındandı. Çünkü Göktürk casusları düşman ordularına ya da yabancı devletlerin saraylarına sızarak kritik bilgiler de toplayabilirlerdi. Bu bilgiler gelecekte yapılacak seferlerin ya da işte böyle diplomatik hamlelerin olsun bunların planlanmasına hayati önem taşıyordu. Dönemin teknolojik kısıtlarına rağmen Göktürkler bilgi akışını hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlayarak adeta kendi dönemlerinin gizli servis sistemlerini kurmuşlardı. Tabii bilgi toplamak bu kadar, bu bilgileri doğru yorumlamak da bir o kadar önemliydi. Yani evet bilgi alıyoruz ama ne kadar doğru? Hadi doğru olsa bunu ne kadar doğru yorumlayacağız? Hadi doğru yorumladık, ne kadar stratejik bir faaliyette yürüteceğiz? Bunlar çünkü önemli konulardı. Göktürk Kağanları elde edilen bu istihbaratı dikkatle analiz eden, danışmanlarının ve askeri liderlerin görüşlerini de alarak en doğru karar vermeye de çalışırlardı. Böylece bir savaşın ya da diplomatik hamlenin sonucunu önceden tahmin edilebilir ve stratejilerini buna göre şekillendirilebilirdi. Bu sistem Göktürklerin başarılarının arkasındaki en önemli güçlerden biriydi. Özellikle düşmanlarının hamlelerini önceden öğrenmek, ittifaklarını yönlendirmek ve iç huzurunu buna göre sağlamak için istihbarata verdikleri önem, onların Asya kıtasında en uzun süre hakimiyet sürmelerini bu şekilde olanak sağladı. Ancak Göktürklerin istihbarat anlayışı sadece düşmana karşı savunma değildi. Aynı zamanda stratejik saldırı mekanizmasını da içeriyordu. Doğru zamanda doğru bilgiye sahip olmak onları bir adım öne geçiriyor, evet, ama düşmana karşı hazırlıklı olmalarını da sağlıyordu. Tabii ki Göktürklerin bilgi toplama yöntemleri sadece ticaret yollarıyla sınırlı değildi. Göktürk istihbaratı farklı kanallardan gelen bilgileri birleştirip güçlü bir stratejik zeka oluşturuyordu. Ticaret yolları üzerinden gelen bilgilerin yanı sıra Göktürklerin diplomatik temasları, askeri keşifleri, esirlerden alınan bilgiler ve dini ritüeller aracılığıyla edindikleri veriler de bu sistemin parçalarıydı. Evet, dini ritüeller de buna dahil. Bir başka önemli bilgi kaynağı ise diplomatik elçiler ve görevlilerdi. Göktürkler komşu devletlerle olan diplomatik ilişkilerini oldukça dikkatli yönetiyordu. Özellikle Çin olsun, Sasani olsun ve Bizans imparatorlukları ile yapılan diplomatik temaslar sırasında Göktürk elçileri sadece barış görüşmeleri yapmıyordu. Aynı zamanda bu devletlerin iç dinamiklerinin nasıl olduğunu analiz ediyordu. Diplomatik ilişkiler bir tür yasal casusluk görevini de bu şekilde üstlenmişti. Karşı tarafın askeri gücü olsun, iç diplomatik çekişmeleri olabilir, ekonomisi olabilir veya toplumsal yapısı gibi kritik bilgiler de bu elçilik görevleri sırasında öğreniliyordu. Aslında bu durum günümüzdeki birçok büyük elçiliklerle de bağlantılı olabilecek şekilde hala devam edilebiliyor mu? Evet, devam ediyor. O da başka bir videonun konusu olsun. Bir başka yöntem ise askeri keşiflerdi. Göktürk orduları çünkü seferler öncesinde düşman topraklarını keşifler yaparak coğrafi koşulunun nasıl olduğunu, su kaynaklarının nerede olduğunu ve lojistik hatlar hakkında da bilgi topluyordu. Bu bilgiler savaş stratejilerinin şekillendirilmesine büyük rol oynadı. Özellikle Orta Asya gibi geniş ve zorlu bir coğrafyada düşmanı hem fiziksel hem de psikolojik olarak tanımak gerçekten çok önemliydi. Esirlerden alınan bilgiler de Göktürklerin istihbaratına sıkça başvurulan bir yöntemdi. Özellikle büyük savaşlar ve sonrasında ele geçirilen askerler olsun, liderler olsun sorgulanan düşman stratejileri, ordu düzeni ve gelecek planları hakkında önemli veriler de elde edilirdi. Bu veriler sonraki askeri hareketler için büyük avantaj sağlıyordu. Bir diğer önemli unsur da
dini ritüeller ve kehanetlerdi. Yani Göktürkler dönemin inanç sistemleri doğrultusunda bazen kehanetler ve bazen de dini ritüellere başvurarak gelecek hakkında bilgi edinmeye de çalışmışlardı. Her ne kadar bu modern anlamda bir istihbarat yöntemi olarak görünmese de o dönemin toplum yapısında önemli bir rol oynuyordu. Hatta burada parantez içinde bir şeyden bahsedeyim ben. Mesela bazı dünyadaki istihbarat teşkilatlarının metafizikçilerle de anlaşma yaparak bu tarzı bir istihbarat akışı sağladığını, bilgi akışı sağladığından da bahsedilir. Komple teoristenliği arasında da var olsa bile. Sadece parantez içinde belirteyim. Dini liderler, yani o dönemin dini liderleri ve şamanları ise Göktürk kağanlarına gelecek stratejik hamleler konusunda önerilerde bulunurdu. Bu da bazen savaş kararlarında etkili bile olmuş olduğu var ortada. Bu bilgi toplama yöntemlerinin en çarpıcı şekilde kullanıldığı örneklerden birisine baktığımızda ise Göktürklerin Çin ile olan ilişkilerinde ortaya çıkmıştır. Özellikle 1. Göktürk Devleti döneminde Çin'in iç karışıklıkları ve zayıflıkları üzerine yoğunlaşan Göktürk istihbaratı, Çin sarayındaki güç mücadelelerini yakından takip ederek Çin'deki Wei olabilir, Shui olabilir ve Tang hanedanlarının birbirleriyle olan çekişmeleri Göktürkler için stratejik bir fırsat haline gelmişti mesela. 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu olan Bumin Kağan ise Çin'in iç karışıklıklarından faydalanarak bu durumu Göktürklerin eline çevirmişti mesela. İstihbaratın gücünü siz düşünün. 6. yüzyıla geldiğimizde de Çin'in kuzeyinde çıkan iç karışıklıklar sırasında Göktürkler elde ettikleri istihbarat bilgilerini kullanarak Çin'in zayıf olduğu anlarda şak diye saldırı düzenlerlerdi. Örneğin Çin'in Shui Hanedanı döneminde Göktürkler bu hanedanın kuzey sınırlarına yaptığı baskıları arttırarak Çin'in iç düzenini daha da sarsmayı başardılar mesela. Diplomatik elçileri ve ticaret yollarından gelen bilgileri de analiz ederek en doğru anda harekete geçip bunu kullandılar mesela. Benzer şekilde 2. Göktürk Devleti döneminde de Bilgi Kağan'ın liderliğinde Çin'deki karışıklıklar sırasında yapılan diplomatik manevralarda dikkat çekicidir tabii ki. Çünkü Bilgi Kağan'ın Çin'in güçlü dönemlerinde doğrudan saldırılar yerine diplomatik yollarla nüfuz etmeye çalışmış, ancak Çin zayıfladığında askeri baskıyı arttırmıştır. Bu stratejiklerin arkasında ise Çin'in iç karışıklıkları ve askeri zaafları hakkında Göktürk istihbaratının topladığı bilgiler yatıyordu. Özellikle Çin'deki tarımsal sıkıntılar olsun, isyanlar olsun, ordu içindeki huzursuzluklar Göktürklerin stratejik adımlarında önemli bir yer tutmuştur. Göktürkler sadece Çin ile değil, aynı zamanda Batı'daki Sasani İmparatorluğu ve Bizans ile de benzer istihbarat faaliyetleri yürüttüler. Sasani İmparatorluğu'nun iç karışıklıkları sırasında bu sefer Göktürkler Batı seferlerini genişleterek Sasanilerle ticaret ve diplomatik ilişkiler kurdu. Bizans ile de hem savaş alanında hem de diplomatik masada rekabet ederken karşılıklı bilgi akışında dikkatli izlediler. Özellikle Bizans İmparatoru Heraklios ile yapılan ittifak, Göktürklerin batıya yönelik stratejik bir hamlesi olarak Bizans iç dinamiklerine dair bilgi toplama becerilerini de gösterdi. Elbette Göktürklerin istihbarat sistemlerindeki en kilit rollerden biri ise az önce de bahsettiğim gibi isminden Çaşıtlardı, yani casuslardı. Bu Çaşıtlar, Göktürk İmparatorluğu'nun stratejik hedeflerine ulaşması için her türlü bilgi toplama görevini yerine getirirlerdi. Çaşıtlar genellikle komşu devletler arasında sıradan tüccar, gezgin ya da seyyah gibi kimliklerle dolaşarak düşman güçlerin durumunu, askeri hazırlıklarını ve siyasi çekişmeleri yakından izlerlerdi. Öyle ki çaşıtlar sadece savaş zamanlarında değil, barış dönemlerinde de Göktürkler için kritik bilgiler getirirdi. Bununla ilgili mesela tarih sanatinden baktığım zaman en güzel örnek mesela şeydir. Emir Timur'dadır, yani Timur İmparatorluğu'nun kurucusundadır.
Onun da aynı bu şekilde işte normalde savaş sadece döneminde değil, barış döneminde de bazı elçileri, daha doğrusu casusları kullanarak mesela bir şehre girmeden önce bu casuslarını oraya gönderir ve farklı kimlikler, ister demirci olabilir, isterse bir ayakkabıcı olabilir ya da bir tüccar gezgin olabilir. O şekilde o şehirde çalışarak kimliğini gizleyerek bir hayat sürerdi. Daha sonradan da bilgi akışını Timur Devleti'ne sağlarken de bu sefer de tabii Timur'un savaş zamanı geldiği zaman topladıkları bu bilgilerle tabii o alana girerek ya bu sefer de halkla beraber ya senin işte oğlun evlenecekti ne oldu? İşte senin işlerin bu şekilde kesattı, düzeldi mi şeklinde sadece o ortamda, o coğrafyada ya da o devlette, o şehirde yaşayan halkın bilebileceği ya da vatandaşın özel olarak hayatında var olan bilgileri, sorularını sorarak ne kadar aslında istihbarat alanında Türk devletlerinin gelişmiş olduğunu görebiliriz. Bunu sadece bir örnek olarak veriyorum. Göktürklere devam edelim. Tonyukuk gibi devlet adamları ise bu bilgileri analiz eden ve yöneticilere stratejik tavsiyelerde bulunan kişilerdendi. Tonyukuk, Göktürk devlet tarihinde devletindeki en önemli stratejistlerden ve devlet adamlarından biridir çünkü. Onun zekası ve derin bilgi birikimi, Göktürk devletinin kaderini şekillendiren, kararların arkasındaki en önemli güçlerden biri olarak kabul edilir. Tonyukuk sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda güçlü diplomatik hamleleriyle de öne çıkmıştır. Göktürklerin başarılarındaki onun istihbarat becerisi büyük bir rol oynamıştır tabii ki de. Bilhassa düşman devletlerin zayıf noktalarını tespit etme, savaş öncesinde yapılan askeri keşiflerden gelen bilgileri yorumlama ve düşmanı psikolojik olarak yıpratma stratejileri Tonyukuk'un en önemli yetenekleri arasındaydı. Tonyukuk, Göktürklerin Çin ve diğer komşu devletlerle olan ilişkilerini de her zaman güçlü bir öngörüye sahip. Örneğin Çin'e karşı yapılan seferlerde Çin'in iç karışıklıklarını ve ekonomik zayıflarını çok iyi analiz etmişti. Göktürk ordularını yönlendirmeden önce çaşıtlardan gelen yani casuslardan gelen bilgiler doğrultusunda detaylı bir savaş planı hazırlıyor ve Göktürk Kağanı'na en doğru stratejiyi sunuyordu. İkinci Göktürk Kağanı'nın kurulması sürecinde de özellikle Bilge Kağan ve Kültigin'e büyük rehberlik etmişti. Tonyukuk'un bu süreçte bu rolü devletin istihbarat sisteminin ne kadar sağlam bir temele dayandığını da bize gösterir. Önce ismini zikrettiğim Kültigin de tıpkı Tonyukuk gibi Göktürk devletinin geleceğini şekillendiren bir diğer önemli figürdü. Çünkü Kültigin askeri alandaki üstün yeteneklerinin yanı sıra çarşıtlardan yani casuslardan gelen istihbaratı da başarılı bir şekilde kullanarak ordularını zafere taşıdı. O dönemde Göktürkler hem doğuda hem de batıda pek çok cephede savaşıyordu. Kültigin düşmanın zaaflarını keşfetmek ve bu bilgileri savaş stratejilerine dahil etme konusunda ise bir ustaydı. Casusların yani çarşıtların ona ilettiği bilgiler doğrultusunda düşmanın zayıf noktası nereye? Nereye hedef alırsak daha hızlı ve daha etkili nasıl saldırı düzenleyebiliriz bunları bilebiliyordu. Onun bu yeteneği Göktürk ordularının zaferlerinde ise büyük bir rol oynadı. Örneğin 7. yüzyılda Çin'e karşı yapılan seferlerde Kültigin çeşitlerden sağladığı Çin ordusunun iç çekişmeleri ve moral bozukluğu gibi bilgileri avantaja çevirerek ani baskınlar düzenleyerek bunları gerçekleştirdi. Çin'in kuzeyindeki bazı kaleleri ve stratejik noktaları ise bu istihbarat sayesinde kolayca ele geçirdi. Savaş sırasında elde edilen bu tür taktiksel bilgiler Göktürklerin savaşı yönlendirmesinde ise önemli bir rol oynuyordu. Ancak burada unutulmaması gereken bir şey var. Tonyukuk olsun, Kültigin olsun ve Bilge Kağan gibi liderler sadece çeşitlerden gelen bilgileri kullanmakla da kalmadılar. Onlar da aynı zamanda birer istihbaratçı gibi düşünüyorlardı. Özellikle Tonyukuk'un yazıtlarında düşmanın düşüncelerini ve hareketlerini önceden bilmek vurgusu Göktürklerin stratejik zekasının da bir parçasıydı. Bu liderler sadece savaş meydanında değil,
diplomasi ve istihbarat alanında da üstün bir bakış açısına sahipti. Bir başka önemli olay da Göktürklerin Bizans ile olan ilişkilerinde ortaya çıkmıştı. Özellikle Batı Göktürk Kağanlığı döneminde Bizans ile kurulan ittifak sırasında Göktürkler Batı Asya'daki Sasani İmparatorluğu'na karşı bilgi toplama faaliyetlerine ağırlık verdiler. Çarşıtlar ve diplomatik elçiler aracılığıyla Sasanilerin askeri durumunu ve iç politik çekişmelerini yakından takip ettiler. Bizans İmparatoru Heraklius ile kurulan ittifak bu istihbarat faaliyetleri sırasında çok daha güçlü hale geldi ve Göktürkler Sasanilerin zayıf anlarına saldırıya geçerek Batı'da bu şekilde etkinliklerini arttırdılar. Ponyukuk'un bu süreçte Bizans'a kurulan ilişkilerdeki rolü de göz ardı edilmemelidir. Doğu ve Batı Göktürk devletleri arasında dengeyi sağlayarak hem Batı'da Bizans'a hem Doğu'da Çin'le ilişkileri stratejik bir şekilde yönlendiren Ponyukuk, Göktürklerin diplomasi ve istihbaratı nasıl usta bir politika izlediğinin de en güzel örnekleridir bize. Göktürklerin diplomatik, askeri ve istihbarat alanındaki başarılarının temelinde çeşitlerden yani casuslardan gelen bilgiler ve bu bilgileri stratejik bir şekilde kullanan liderler yatar. Ponyukuk ve Kültegin gibi liderler ise bu sistemi ustalıkla yönlendirmiş ve Göktürk İmparatorluğu'nun uzun süre boyunca ayakta kalmasını sağlamışlardı. Sonuç olarak baktığımızda Göktürk istihbaratı çeşitlerin sahada topladığı bilgileri büyük stratejilerin vizyonuyla birleştirerek imparatorluğun gücünü sağlamlaştırmıştı. Çeşitlerin gölgede kalan rolleri, Ponyukuk ve Kültegin gibi liderlerin stratejik zekası ile birleştiğinde Göktürkler Orta Asya'nın en büyük güçlerinden biri haline bu şekilde gelmişti. Göktürklerin başarıları sadece savaş meydanında değil, bilgi ve strateji sahasında da tarihe damgasını bu yüzden vurmuştu. Dostum, bugün seninle birlikte Göktürk İmparatorluğu'nun istihbarat sistemi ve bilgi toplama yöntemlerini üzerine yaptığımız bu derinlemesi yolculuğuna sonuna geldik. Fil hakika tarih boyunca güçlü bir devletin ayakta kalabilmesi için bilgiyi nasıl yönlendirdiği ve kullandığı her zaman hayati bir önem taşımıştır. Bunu görmüş olduk. Göktürkler ise dönemlerinin en etkili istihbarat ağlarını kurarak öyle bir teknolojinin yoksulluğuna rağmen yalnızca savaş meydanında değil, diplomatik ilişkilerde de stratejik avantajları nasıl elde ettiğini de görmüş olduk. Çaşıtlar olsun, Ponyukuk ve Kültegin gibi önemli figürlerin ise bu sistemin işleyişinde nasıl kritik roller üstlenerek imparatorluğun güçlenmesine büyük katkıda bulunduğunu da öğrendik. Onların zekası ve öngörüsü, düşmanlarının zayıf noktalarını keşfetmeleri ve bu bilgileri stratejik hamlelerde kullanmaları açısından son derece ise değerlidir. Düşmanın iç karışıklıklarını ve zayıflıklarını iyi analiz eden bu liderler, tarihte adlarını altın harflerle bu şekilde yazdırmayı başarmışlardır. Bu bağlamda baktığımızda, istihbaratın yalnızca bir savaş aracı değil, aynı zamanda bir devletin siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamada da nedenli etkili bir unsur olduğunu da görebilirsin. Bilgi, Göktürklerin hem askeri başarılarında hem de diplomatik ilişkilerinde belirleyici bir rol oynamıştı. Bunu da öğrendik. Tarihten alacağımız bu dersler ise günümüz modern dünyasında da geçerliliğini korumaktadır. Bilgiye erişim, onun analizi ve stratejik kullanımı her daim güçlü devletlerin en önemli unsurlarından biri olmuştu. Öyleyse geçmişin bilgeliğinden, bu derinliğinden faydalanarak geleceği şekillendirmek için bilgiye, istihbaratı ve stratejiye daha çok önem vermeliyiz. Son olarak bu tarihi yolculukta seninle birlikte olduğum için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarımda farklı konularla buluşmayı seninle umuyorum. Unutma, tarihimizden alacağımız çok fazla ders var. Kendine iyi bak, hoşça kal.